Peki şimdi birazdan güzel haberi vereceğiz ama Gülşen'in herkes Gülşen'le ilgili bir yorum yaptı ama Gülşen'in yorumu yoktu. Evet, Ta ki uzun bir düne zaman kadar yoktu. sessizliğini bozdu, Ama açtı sence de taş ağzını. olsa çatlamaz mıydı bu Çatlar. kadar tabii? O da çatladı. Aynen. Buyurun. Sahnede şıklık yarışını başlattı. Sesi, sahne performansı ve kıyafetleriyle sadece dinleyicilerinin değil sanat camiasının da beğenisini kazandı. Gülşen Hanım'ın o bir duruşu vardı, böyle o bel oyuntusu leşe öyle yapmış. Gülşen'in ardından Hande Yener, Hadise, Hülya Avşar, Sibel Can gibi isimler de kervan katılınca şıklık yarışı dekolte yarışına döndü. Müzisyenler arasında çatlak sesler çıkmaya başlayınca kıyafet polemiği başladı. Bunlar şov. Seyirciyi çekmemiz lazım yani. Şov. Bence çok güzeller, çok başarılılar yani. Ölçüleri tabii biraz daha düşünmek lazım. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Ölçüler ne derece olmalı? Onu. Sahneleri renklendirmek isterken sınırları zorlayan ünlü isimler teşhircilikle suçlandı. Külotla da çıkmayın ya. Lütfen yani. Türk evet adet yani. Yani olmaz yani. Bu biraz yani çünkü bu biraz çünkü evde de aileler izliyor. Tartışmaların odağındaysa Gülşen vardı. Tüm gözler Gülşen'e çevrilmişken Yıldız İsmin eleştirilere sahneden verdiği cevap olay oldu. Bu sefer diğerlerine nazaran daha iddialı bir kıyafet seçen Gülşen çok konuşulan dansıyla kaş yaparken göz çıkardı. Ünlü sanatçının son sahnesinde yaptığı danslar daha önce kendisine destek veren isimleri bile çekimser bıraktı. Teşhircilik suçlaması yapanlara çevrilen oklar bir anda Gülşen'e çevrildi. Tartışmalardan uzak kalan, konuşmaktan kaçınan Gülşen daha fazla dayanamadı. Aylar sonra sessizliğini bozdu. Paylaşımıyla adeta patlayan ünlü sanatçı sosyal medyada içini döktü. Ama kelimesinin sözlük anlamını paylaşan Gülşen önce kendisine gelen eleştirileri tek tek şöyle sıraladı. Bu kıyafet plajda giyilir ama sahnede giyilmez. Bu kıyafeti sesi olmayan, şarkılarıyla gündeme gelemeyen giyer ama sanatkar olan giyemez. Bu kıyafeti yabancılar giyer ama burası Türkiye giyemez. Hadi giydi ama o dans edemez. Evliliği yolunda değilse, aldatılıyorsa, boşanıyorsa ve yeni bir erkek peşindeyse giyer ama her şey yolunda giden bir evliliği varsa giymez. Şu ana kadar tamamdı ama bu sefer limiti aştı. Sonra kayıt altına aldı, bu amalara şöyle cevap verdi. Kıyafet üzerinden farklı farklı amalarla sırf beni ya da sizden olmayanları nasıl alaşağı ederiz diye düşünerek çıktığınız bu yolda aslında kendi ayaklarınıza, hem cinslerinizin ve evlatlarınızın ayaklarını takmaya çalıştığınız prangaların farkında mısınız? Bir gün gelip kadını ya da kendinden olmayanı yok saymaya, baskılamaya ve gerektiğini de yok etmeye hevesli bu ataerkil sistemin sizin gibi düşünenlerden de aldığı güçle gelip sizi de boğabileceğini hatta boğmakta olduğunu görmüyor musunuz? Evet ben bir anne babanın kızı. Evet bir erkeğin eşi ve bir yavrunun annesiyim. Babasının kızı, bir erkeğin karısı, bir çocuğun annesi olmaktan öte ben aklı ve düşünme yeteneği olan özgür iradeye sahip bir insanım. Bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aitim. Yapılan eleştirilerin sistematik olduğunu ileri süren Gülşen uzun yazısını şu sözlerle sonlandırdı. Benim asıl meselem yakışık alıp almamasıyla ilgili yaptığınız tüm yorumlar, bir kadının nasıl giyinmesi gerektiğine dair kestiğiniz tüm ahkamlar, bana kıyafetim, yaşım, anneliğim, cinsiyetim, eşliğim ya da sanatkarlığım üzerinden kurulmaya çalışılan tüm baskılar gibi eğer çeşitli baskıların için hapsedilmiş nefessiz, umutsuz, çaresiz bırakılmaya çalışılmış tek bir kişi dahi varsa okuyup nefes bulsun. Küçük sandığı dünyada aslında yalnız olmadığını, kabul gördüğünü ve çok sevildiğini bilsin istedim. Çünkü yaşam bu zihniyetler kadar küçük değil. Yaşam kocaman ve yaşamak çok güzel. Ünlü sanatçının açıklamaları günlerdir biriken hislerin patlaması olarak anlaşılabilir olsa da kendisini eleştiren herkesi bir torbaya doldurması, kendisini tabu haline getirip eleştirenleri şeytanlaştırmasının kabul edilebilir olmadığını belirtip son sözü yorumcularımıza bırakalım. Durdu öyle bir açıklama yaptı ki dedi ki... Ya içini dökmüş aslında onun alt metninde... Aslında hiçbirimiz hedefinde değiliz. Aslında başka bir şey anlatmaya çalışıyor. Ama başka bir şey anlatmaya çalışırken sistematik bu olay derken o sistematiğin içinde bizim olmadığımız aşikar. Tabii. Yani biz zaten her zaman hepimiz
ben sahnedeki kadının özgür, tamamen aynen. çok özgür olması gerektiğini savunanlardanım. Transparan da giyersin, dekolte de giyersin ama bunun bir limiti var ya, o limit aşımı olduğu zaman senin tarafında olanlar da seni eleştiriyorlarsa, senin bakış açında, senin dünyaya anlattığın dille kadına bakış açısı olanlar varsa ve onlar da senin yanında olmuyorsa şu anda, demek ki bir yerde de bir hata yapıyorsun demektir. Bunu, yani hatasız kul olmaz denen bir cümle vardır ya Orhan abimizin. Bu böyle, bunu kabul edeceksin. Ya bu da bize göre böyle yani, bu arada. Sen saygı istiyorsun. Biz de aynı şekilde kendi fikrimize yani, saygı istiyoruz aslında. Her şeyin bak yeri çok, yer çok önemli. Yani bu kıyafeti yazın açık havada, hep yağlarda, beachlerde giydiğin zaman hiçbir şey olmayacak. Çünkü herkes bikini üzerine bir tane işte böyle bir, oluyor, bir şey beach giyiyor, çıkıyor. Burada hiçbir sorun yok. Bu açık havada yapsan o da bir şovdur. Bütün dünya starları da yaptığı gibi sen de yapabilirsin ama bu senin çıktığın yer, ailelerin geldiği, karı koca falan, çocukları da geliyor sonuçta. Sen bunu niye sadece özellikle söylüyorsun? Sanki sen öyle bir sohbet geçmiş gibi aslında, onu da söylesen. Arkadaşlarım oradaydı ve arkadaşlarım eşi kafasına eğmiş adam bir daha bakamamış yani. Çünkü kibarlık sadece sadece elbise de değil, hareketler, öne eğilmeler, kalçayı arkaya çıkartmalar, kalçayı yuvarlamalar falan, bunlar o günkü çıktığın mecradaki hitap ettiğin şekle uygun değildi. Biz bunu eleştirdik ve ben bunun arkasındayım. Yoksa kıyafetlerinde, bana göre sahne kıyafetleri çok daha pahalı ve çok daha tasarımcılar tarafından olmalı. Ama sen popçusun ve kıyafetlerini de beğeniyorsun. Kaldırıyor, oluyor. Hepsi sana yakışıyor. Orada da değiliz. Ama sen bunu sistematik diye hepimizi aynı torbaya koyarsan, biz başka yerdeyiz ya. Senin ne kadar önemli olduğundayız yani, aslında biz. Keşke orayı da alabilseydin, yani anlayabilseydin. Bazen eleştiriye şu anlamda açık olacaksın. Kimin yaptığı, ne maksatla yapılan çok önemli, bu ayrı. Ama senin tarafından olan insanlar da seni eleştirdiğine göre, ki biz senin tarafınız. Bak ne kadar zarif. O yüzden zarif. Bu zarif. Çok. Burada da var senin pozların ama bu son yaptığın, gerçekten içinde bir string kilot var. Öne eğiliyorsun. Onun lafını burada televizyonda kullanamıyorum. Sen anlıyorsun ne yaptığını. Onu yapıyorsun ve arkada aileler oturuyor. Evet, belki yemekli de inat için yapıyorsun. Ama bu belki sana de, yakışmadı. Ama, evet. O yüzden bu torbaya herkesi koyma. O zihniyette biz zaten değiliz. Biz de zaten kimse kimsenin kıyafetine nasıl karıştırılmıyorsa, tabii, kimse kimsenin kıyafetine de karışamaz. Böyle bir şey olay çıkar. Biz zaten karışmıyoruz. Biz eleştirimizi yapıyoruz. Tabii bu arada benim aklımda deli sorular var. Bir sonraki kıyafeti nasıl olacak diye çok merak ediyorum tabii ki. Ben daha fazla ileri gideceğini düşünmüyorum. Ben de, çünkü o yani, artık şey olacak. Kötü bence olacak o zaman. Bence istediği yani cevabı verdi. Ben buyum. Bak bunu da yaparım. Daha da ileri giderim dedi. Ve duracağını umuyorum. Çünkü ya istediği her şeyi yaptı. Daha ileri giderse kendi markasına, evet, zarar. Çünkü şarkı, bu bir inat meselesi hani olmamalı yani. Şarkı yok ortada. Yani. Yaptığın performans, ne kadar güzel söyledi diye bir Gülşen yok haftalardır. Ne kadar iyi soyundu diye bir Gülşen var. Evet. Ya da ne kadar kötü soyundu diye bir Gülşen var etrafta. Ki bu son elbiseye kadar herkes senin arkandaydı. Farkındaysan İzzet Yıldız sana alaşağı ettik. Değil mi? Dedik ki, evet, nasıl karışırsın? Herkes özgürdür her dedik yani. Hepimiz değildi dedik yani her mesela. Yerde. Karışamazsın dedik. Burada herkes özgürdür dedi falan. Ama adamın bir hafta senin bu kıyafetini görmeden önce söylediği şeyi sen bir hafta sonra uyguladın. Ve hareketlerinle yaptığın için son derece avam, basit ve kötü gözüktü bu. Bak ben bu seni çok seven birisi olarak ve ben asla açıklığa, evet, dekolteye karşı değilim. Bayılırım da kadında dekolteye. Aynen. Çok da yakıştırırım. Kendim de çok giydim. Ama bu kıyafet ve o hareketler aman Allah'ımdı. Yani bunu savunma. Ve bunu eleştirenlere de lütfen sistematik bu falan. Biz hiçbir sistematiğin içinde falan yani olamayız yani. Yani en azından biz değiliz. Senin biz de söylediğin yani her şeyin yanındayız. Doğru yanındayız söylüyorsun. Ve biz seni sevdiğimiz metinde, için. Alt bu arada metinde, evet, anlatmak istediğim söylemeye çalıştığı her şey bence çok çok doğru. Evet. Yani eğer gerçekten bir sistemin parçası olunacaksa şunlara dikkat edilmeli. Gerçekten doğru, doğru şeyler söylüyor. Doğru. Çünkü bir gün ama aynı çok sistem. Çok sapla samanı ayırt etmemiz gereken bir durum. Çok bıçak sırtı bir konu ya. Şimdi senin kıyafetlerine, şimdi biz zaten
dekolteyi her üçümüzde ölçüsüyle çok seven, izlemeyi ve giyinmeyi de seven insanlar olarak söylüyorum kendi adıma. Sen de izlemeyi sevebilirsin. Aynen. Ama yani burada biraz dekolteyi aşmıştık onu. Her zaman da söylemiştik. O gün de söylemiştik. Yani bu bir happy hour olsaydı bu işe ayrıca olmayacaktı. Size bir şey söyleyeyim yani, mi? İkide bir de sistem deyip duruyorsunuz. Biz Müslüman bir ülkeyiz ya. Bütün Arap ülkelerinde, çünkü diğer Müslüman ülkeler genelde Arap ülkeleri değil mi? Genel olarak Arap ülkeleri. Hiçbir yerde bizim ülkemizdeki özgürlük yok. Tabii. Herkes alkolü içiyor, herkes sahnesine çıkıyor. Herkes, yani bu ikide bir de yapmış olduğunuz ve vermeye çalıştığınız mesajlar da çok anlamsız. Çünkü biz çok özgür yaşıyoruz. Bunu bir kabul edelim. Özgürüz yani. Kimse bize karışmıyor. Yani biz karışıyormuşuz. Karıştığımız zaman onun doğru olmadığını zamanla idrak etmişiz. Ama hiç kimse bizim hayatımıza karışmıyor bakın. İkide bir de buna da haksızlık geliyor. Gerçekten bir önlem, bize bir müdahale falan olmuş olsa hep beraber karşılık. Ama böyle bir şey de yokken ikide bir de sistematik onlar da yok. Öyle bir şey yok. Bir şeyin abartısına kaçtığın zaman eleştiriliyorsun. Ben fazla makyaj yaptığım zaman ay yine boya küpü olmuşsun diyorlar. Veyahut da işte bir şey açık giydiğin zaman beğenmedik. Eğer o anda biz göremeyebiliriz. O anda onu beğenebiliriz. Ama dışarıdan o insanlar genel ne diyorsa inanın bana burada bir doğruluk payı vardır. Sen de bundan bence bir küçük bir ders al. Evet. Ya biz de böyle düşünüyoruz şimdi en azından. Bir yanda da kendine tabii yanında birileri olsun istiyor ya şöyle diyor. Bu şekilde diyor. Baskılar varsa çevrenizde, çeşitli baskılardan hapsedilmişseniz, nefessiz, umutsuz ve çaresiz bırakılmaya çalışmış bir kişi dahi varsa bu yazdıklarımı okuyup nefes alsın. Yok öyle bir şey. Hiç kimseye bir baskı uyguladığı yok. Türkiye'de böyle bir şey asla yok ve asla olmuyor. Olsa şu anda gece kulüpleri ve alkollü yerlerin hepsi kapalı olurdu. Herkes bir şekilde hayatını yaşıyor. Bu tip şeyler yapmayın. Şu anda sen bu algıyı yaratmaya çalışıyorsun bence. Bu doğru değil. Bunu düşünebiliriz zaman zaman ama uygulanan bir durum gerçekten yok. O yüzden de bu seninkisi bana göre provoke edici bir cümle olmuş, çağrı olmuş. Hiç kimse çaresiz bırakılmıyor. Hepiniz sahneye de çıkıyorsunuz, alkol de içiyorsunuz, her şeyi de yapıyorsunuz. Kim o zaman eğer burada sistem seni istemezse oraya da çıkamazdın. Öyle bir şey yok. Bunu kendi kendimize hiç bu şeye sokmayalım. Beğenmediğimiz şeyler olabilir ama böyle bir şey yok. Gayet özgür yaşıyoruz. O yüzden de başka birilerine siz de çaresiz bırakıyor. Seni kimse çaresiz bırakmıyor. Senin gibi bakan insanlar da eleştirdiyse ya ben burada bu seferlik bir hata yaptım demeni bekliyoruz. Fakat ben ne gördüm biliyor musunuz? Yani. Gülşen aslında tabii çok kaliteli. Müzik sektörü için, pop müziği için çok kaliteli ama meslektaşlarının hiçbirinin Gülşen'den haz etmediğini ve kıskandığını gördüm mesela. Ama çok başarılı bir kadın yani sonuç olarak. Niye ama seviyor gibi görünüyorlar o zaman? Ya kimse kimseyi bu camiada rakip olan sevemez. Skandal ya. Bir kadın yani olmadığı için. Yani sana mesajlar geliyor, evet. Ona mesajlar, bana mesajlar. Bir tane Gülşen'cim sevenin yok onu söyleyelim de. Sen ondan sonra kıyafetlerini düşün. Ama mesela bir tane de seyirci demiş ki sonuçta biz Gülşen'i nasıl giyindiğini biliyoruz. Biz ona göre tasarrufu sağlıyoruz ve ona göre gidiyoruz diyor. Biz öyle seyretmeyi seviyoruz. Bu Gülşen hiçbir zaman bu kadar çok açık giyinmiyordu arkadaşlar. Bu kadar bu hareketleri falan yapmıyordu. Yapmayın. Yapsaydı o zaman da eleştiri alırdı. Çünkü o anda orada birileri oturuyor altta. Yani bir karı koca oturuyor, bir aile oturuyor. Ya bir burada şey ama onu tabii düşünerek yapmamıştı. Orada gerçekten müziğin ritmine göre. Biraz da tabii inat. Tamam. Ben inat işte olduğuna inat, çok inanıyorum bana tabii. Bana göre inat için ben niye koskocaman ismimi bu arada ritim demişken yani. Hiç ritim yok yani. Ajda gibi mi? Oryantal yani yapmaya başladı orada. Yani güzel değil. Yoksa ben çok beğeniyorum Gülşen'cim seni. Klaslı bir kızsın. Yani her şeyini çok beğeniyorum. Ne olur yanlış anlama ama bu basit bir hareketti gerçekten. Hani bunu ben senin gibi bakıyorum. Senin bakış açına sahibim. Senin tarafınım. Eğer hani bir taraf diyorsun ya. O tarafsa senin tarafınım. Ama bana bile bu fazla geldiğine göre demek ki burada de ki kusura bakmayın ya burada da bir
Yani demek zorunda bir şey yaptım. Demek zorunda mı? Değil ama o zaman bu sistematik, siz çaresiz bırakılıyorsanız benim yanıma gelin falan gibi bir konuşma da saçma olur yani. Kusura bakma yani. Kimse bir sistematik şu davranışı değil. Yaptıktan sonra diyorsun. Nasıl yapabildiğine bu konuşma, göre böyle şu, bir sistematik bir şey kardeşim, yok. Kardeşim ben, hayır ben buyum. Beni beğenen gelip böyle seyreder, beğenmeyen gelmez diye bir yazı yazabilir. Ama sistem, burada bir sistem var. Sizi yok etmeye çalışıyorlar, hapsetmeye çalışıyorlar, çaresiz bırakmaya çalışıyorlar. Öyle bir şey yok. Peki hiç kimse, hepimiz çok çareli bir şekilde ortalardayız yani. Baksana. Yani yapmayın. Bunu böyle kutuplaştırmayalım bence.